Yaşamak zordur ve hayat gizli geçitlerle, engebelerle ve birçok tehlikeyle dolu bir yolculuktur. Ve yolculuk ancak bir kılavuzla hedefine ulaşabilir. Peygamberimiz ve komşuluk. Osmanlı İmparatorluğu Vezir-i Azamlarından Hekimoğlu Ali Paşa son derece cömert ve hal ehli bir zat olarak bilinirdi. Bunun da bir komşusu vardı. Bu komşunun bir gün paraya ihtiyacı oldu, düşündü, evini satmaya karar verdi. İnsanlar eve talip oldular ve satın almak için geldiklerinde fiyatını sordular. Adam 100 bin akçe dedi. İnsanlar dediler ki, senin bu küçücük evin 100 bin akçe eder mi? Adam dedi ki, benim evim değil, Hekimoğlu Ali Paşa'nın komşuluğunu satıyorum. Nasıl yani dediler. Yani bir komşu satılır mı? Adam dedi ki, ev kendisi için değil aslında komşu için alınır. İyi bir komşu ne yapar? İyi bir komşu bir şeye ihtiyacın olduğu zaman hemen karşılar. Ya da senin bir şeye ihtiyacın olup olmadığına bakmaksızın gelip sana sorar. İşte komşun bir şeye ihtiyacın var mı? İşte Hekimoğlu Ali Paşa böyle birisi dedi. Hekimoğlu Ali Paşa bunu duydu ve diğer komşusuna gidip dedi ki Kadir şinaslığını takdir ediyorum. Ve senin de paraya ihtiyacın olduğunu aslında bilmiyordum. Evet iyi komşu olarak beni belki hani insanlara sundun ama benim de hala kusurum varmış ki senden paraya ihtiyacın olduğundan haberim yokmuş dedi ve ihtiyacı olan parayı ona verdi. Bu evi de satma dedi. Komşuluk nedir? Komşuluğu şöyle tarif etmişler özellikle İslam alimleri. İşte kendi evinden başlayarak işte 40 kapı sayacaksın. Ve bu 40 kapıya kadar olan bölüm aslında komşudur demişler. Tabi bunu eski yerleşim biçimine tek katlı ve bahçeli ev gibi muhtemelen düşündü. Şimdi tek bir apartmana girdiğin zaman zaten 40'tan fazlası var. Yani o eski tanımda belki değiştirilmeli. Ama komşuluk deyince yakınlık gibi düşünmekte fayda var. Komşuların bizim üzerimizde hakkı var mıdır? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, bir gün Cebrail geldi ve komşulukla ilgili o kadar çok bahsetti ki neredeyse onu bana mirasçı kılacak zannettim diyor. Yani o zaman muhtemelen ondan da bize bir hak doğuyor. Aslında hak neden doğuyor? Hak ilişkiden dolayı doğuyor. Komşuyla olan ilişki bizim için bir ayna niteliği taşıyacak. Ki bununla ilgili de bir hadis-i şerif var aslında. Yani bir insan ben kendimi nasıl tanıyabilirim ya da iyi ya da kötü olduğumu nasıl anlayabilirim deyince komşunun senin hakkındaki düşüncesine bak şeklinde Peygamberimiz cevap veriyor. Aslında buradan komşuyu kendimize ayna edinebileceğimiz sonucu da çıkıyor. Şöyle de düşünün, sizinle ilgili bazen bir işe gireceğiniz zaman falan işte güvenlik soruşturması yapıyorlar ya da bir kız istiyorsunuz sizi soruşturuyorlar, evlilik ilişkisi kuracaksınız falan mesela. Neredeyse en sağlıklı sonuçlar komşulardan alınan cevaplarda yatıyor. Komşuluk ilişkisi neden önemlidir? Bizim zor zamanlarımızda aslında aileden, akrabadan çok daha öne çıkabiliyor komşular. Şimdi aile ilişkisi, akraba ilişkisi çok önemli. Belki eski yaşama biçimini düşünürsek işte aynı arsanın içinde değil mi? Yani çocuk büyüdükçe oraya yeni bir yer yapıp o akrabalar ya da ailenin kendisi de aslında komşuluk ilişkisi içinde yaşıyordu. Ama bugün öyle değil. Yani aile ya da akraba birisi işte Hanya'da, birisi Konya'da, birisi yurt içinde, birisi yurt dışında. Öyle olunca zor zamanlarda işte cenazelerde ya da iyi zamanlarda düğünlerde hemen senin elin kolunu olabilecek kişi en yakınındaki kişi. Bu da komşu. Öyle olunca sadece pragmatik açıdan bile düşünsek yani komşuluk ilişkisinin ne denli önemli olduğunu buradan çıkarabiliriz. Yani biz toplumsal yaşantı açısından komşuluk ilişkisini iyi kurabilsek, işte hani diyorlar ya aileden başlar her şey filan diye, komşu da bir bakıma Peygamberimizin de mirasçı olacak demesi, aslında o da aileden birisiymiş gibi düşünün demektir ve toplumsal barış açısından son derece önemli bu yüzden de. Komşumuzda bir sorun varsa ne yapmalıyız? Komşumuzda bir sıkıntı varsa yapacağımız şey o sıkıntıyı gidermek.
Ha, bunu yapmaya değer mi? Değer. Çünkü bir şey peygamberimizin bize emriyse bunu hemen bir ilaç gibi direkt alıp uygulamak son derece faydalı. Komşumuzda bir sıkıntı varsa bize verilen emir o sıkıntıyı gidermek. Bu konuda da peygamberimizin bir hadis-i şerifi var. Diyor ki komşusu açken tok yatan bizden değildir. O ya da ben ayrım yapmadan bizim aslında biz olduğumuz kavramına bizi ulaştırmak. Mesela Hazreti Mevlana bize der ki bizler testilerin içindeki sularız. Bu testiler kırıldığı zaman bu suların hepsi tek olacak, bir olacak. Biz aslında aynı suyun farklı kaplara doldurulmuş şekliyiz insanlar. Yan yana iki testi aslında komşu olsa da o testiler kırıldığı zaman onların da tek bir şey olduğu ortaya çıkacak. Bu bilinç aslında bize Peygamberimizin önerdiği şey. Peygamber Efendimiz'e komşu olmak kavramı ne anlama gelir? Peygamberi olan komşuluk aslında her şeyi deneyimleyeceğin alan. Seni çünkü Peygamberimizin bizim temel aslında bize sağlayacağı şey ne? Bizim elimizden tutacak, bizi Cenab-ı Hakk'a götürecek. Aslında onun komşuluğu bir bakıma artık diğerini garanti ediyor bize. Bir ödül gibi. Metropol yaşamı ve apartmanlaşma komşuluğu nasıl etkiledi? Aslında modern hayatı komşuluğu ne hale getirdiği sorusu bu. Yani eski komşulukta yenisini kıyaslamak açısından. Tabii ki eskiden insanlar birbirlerini daha çok görüyorlardı. Yani eskiden insan insana değiyordu. O zaman biz o insanın insana değdiği ilişkiyi nasıl kuracağız? O eski komşuluklardan söz edebileceğiz mi? Ya da insan ve cep telefonu komşuluğu ya da insan ve cep telefonu ilişkisi bize ne yapacak? Bunu merak ediyoruz. Bu hem işimizi kolaylaştırıyor hem de bir yandan korkutuyor. Bizim tavsiyemiz her zaman insanın insana temas ettiği ilişkiler. Ama maalesef bugünkü apartman yaşantıları, metropol yaşantıları bunu mümkün kılmıyor. Yani ben bunu kendi hayatımdan da biliyorum. Yani bana da gelse birisi dese ki benim annemin, babamın ya da küçükken doğduğum mahallenin komşuluk ilişkilerini birebir kopyasını yapabiliyor musun? Asla yapıyorum diyemem. Yani bugün birisi gitse benim komşuma sorsa işte 3 ayda 6 ayda bir ya görünüyor ya görünmüyor deyip belki de eleştirecektir. Ona hem hak veriyorum hem de yapabileceğim bir şey olmadığını görebiliyorum. Modern hayatın bir getirisi bu. Komşuluk toplum olmanın ilk adımı olarak düşünülebilir mi? Kesinlikle ilk adımı. Ben ilk önce ona dokunuyorum. Benim evimde bir gürültü olduğu zaman ilk önce o duyuyor. Ya da işte bugünkü apartman hayatında işte yukarıda bir gürültü olduğu zaman değil mi? Orada bir şey olduğunu anlıyorsunuz. Bazen çok yükselen bir ses kavga olduğunu gösteriyor. Yani bazen yani evlerde istenmez ama bu tür şeyler oluyor değil mi? Kadın erkek kavgaları, çocukların işte düşüyor, bir yanını parçalıyor. İşte ben bir de doktor olduğumuz için mesela ne yapıyor? Doktor bir komşusu olmak yani o anda belki bir avantaj oluyor değil mi? Bir yeri kesildiği zaman filan hemen ilk önce geliyor. Bu açıdan bir hem komşudan haberdar olmak gerekiyor hem de bizim için hadis-i şerifte peygamberimizin söylediği gibi mirasçı sanacak, yapacak sandım dediği gibi önemini de her zaman cebimizde tutmak gerekiyor. O yüzden de o ilişkiyi canlı tutmak gerekiyor. Peygamberimiz diyor ki sizden biriniz kendisi için istediğini diğer din kardeşi hatta komşusu için istemedikçe gerçekten iman etmiş olmaz diyor. O zaman bizim temel amacımız bu dünyadan mümin olarak gitmek. Komşuluk da hemen bunun yanı başında duruyor. Bunu elde edebilmenin yolu aslında komşuluk ilişkilerinde gizli. Yani komşuda bir şer bize de düşer.